ABD'nin başkanı kendi kendine gelin güvey oluyorsa bu CHP'yi bağlamaz diyebilirsiniz. Ben de uzun süre bunu sorguladım ama gelişmeler hep aksi yönde oldu. 1-2 yıl öncesine kadar potansiyel Cumhurbaşkanı aday adayları arasında anılan CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın tam ifadesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı, sadece birikimli olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar sözü tarihi önemdedir. Sadece CHP'nin değil, Türkiye'yi Türklerin yönetebileceğini düşünemeyenlerin aklı böyledir. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Türkiye yönetilmez, idare edilir sözünü hatırlatırım. Demirel bunu mealen yönetme eyleminde biraz zorlama vardır ama idare etmek rızaya dayanır mantığına dayandırmış ancak huysuz at üzerinde durmak sanattır diyerek ABD'nin milli sporu rodeo örneğini vermişti. Örnek fena halde yanlış olduğu için Türkiye yönetilmez, idare edilir sözü olumlu değil, olumsuz anlamda Türkiye başkaları tarafından yönetilir, bizim politikacılar durumu idare eder diye anlaşıldı. Çünkü rodeoda vahşi atı bir yöne ve hedefe sürmeniz, ona bir mücadelede başarı kazandırmanız gerekmez. Başarı ancak atın üzerinde kısa bir süre durabilmektir. O yüzden Türkiye'nin iktidarında 2-3 yıl durabilmek, düşüp düşüp tekrar iktidar olabilmek başarı sayılabilmiştir. Bu arada ülkeyi bir hedefe ulaştırmış olmak, bir mücadelede başarı sağlamak beklentisi bile olmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi liderliğiyle, başkanlık sistemiyle ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası güvenlik birimlerinin de tam anlamıyla sivil iradenin yönetimine alınmasıyla Türkiye'nin Türkiye içinden ve Türkler tarafından yönetilmesi dönemini başlattı. CHP'nin organize ettiği muhalefetin altılı masasındaysa Türkiye'yi yeniden algılandığı şekliyle idare edilir hale döndürme projesi var. Altılı masayla ilgili 6 partiden çok 7. partinin, HDP'nin konuşuluyor olması bu yüzden beni hiç şaşırtmadı. En son CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, iktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz sorusuna, elbette HDP'ye bakanlık verilebilir sözü tartışmayı alevlendirdi. CHP'nin ittifak ortağı İyi Parti'den tepki geldi. Ama bu tepkilerin benim parti için muhalif diye gördüğüm Yavuz Ağaralioğlu, Musavat Dervişoğlu ve Koray Aydın gibi MHP, Büyük Birlik Partisi kökenli isimlerden geldiği ayrıntısını atlamayalım. Genel Başkan Meral Akşener veya partinin kurumsal kimliğinden aynı çıkış olmadı. Ortamı sakinleştirmek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na düştü. Kılıçdaroğlu, ironi de yapabilir, başka bir konuşma da yapabilir. Burada önemli olan 6 liderin karar almaları dedi. Bir yanıyla Gürsel Tekin'i önemsiz gösterdi, bir yanıyla ironi diyerek kurtarmaya çabaladı. Elbette Tekin'in ironi yapmadığı açık. Benim açımdan lamı cimi yoktur. CHP, iktidar için ABD desteği bekliyor. Bunun için ABD'nin beklentisini karşılamaya çabalıyor. HDP'yi iktidar ortağı yapmak. İyi Parti'de HDP'ye tepki gösterenlerin samimi olduğunu düşünüyorum. Ancak CHP'nin HDP'yi iktidara ortak etme projesi yokmuş gibi davranarak kendilerini yalanlıyorlar. İYİ Parti'deki milliyetçilerin uyandırma servisine ihtiyaçları yok. CHP'nin ABD'den iktidar beklentisine dair birçok veriyi onlar da biliyorlar. Ama bütün saygımla bir hatırlatmada bulunayım. ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyası sırasında Türkiye'de Erdoğan'a karşı muhalefeti destekleyeceğim diye akıllarda kalan sözünde ihmal edilmemesi gereken bir ayrıntı var. Biden, bence yapmamız gereken ona, Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izlemek. Muhalefetin liderini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz dedikten sonra kimi kastettiğini şöyle açıklamıştı. Pozisyonumuzun parlamentoda da yer edinmek isteyen Kürt nüfusun entegrasyonunu sağlamak olduğunu söylemeliyiz. Biden, Türkiye'de destekleyeceği muhalefetten söz ederken CHP ve İYİ Parti'de kimileri üzerlerine alınıp sevinmişlerse bir daha düşünmeliler. Zira o ne CHP'yi ne de İYİ Parti'yi kastediyordu. Biden'ın hesabı, Suriye'de terör örgütü PKK-YPG ile çalışmasını sorgulamayacak bir Türkiye'ydi. Bu da ancak HDP'nin ortaklığıyla mümkün görünüyordu ona. CHP taşıyıcı annelik yapmalı, İYİ Parti ve Saadet Partisi ise milliyetçiler ve muhafazakarlar nezdinde bu işe meşruiyet sağlamalıydı. Gürsel Tekin'in sözleri bu senaryonun hala oynanmaya çalışıldığının yeni bir göstergesi. Senaryo basit, oyunculuk gerektirmiyor. Ama Amerikalılar işe yarıyorsa yeni ve daha nitelikli bir senaryo yazmak, daha iyi oyuncular aramak zahmetine girmez. Artık işe yaramaz olduğunu göstermek Türk milleti olarak bize düşer. Avrupa sanayi üretim için Türkiye'ye geliyor. Avrupalı sanayiciler üretim yaptırmak için Türkiye'deki OSB'leri geziyorlar.
Zira Rusya'dan doğalgaz ve petrol alımı azaltıldı. Var olan kaynaklar bu kış ağırlıklı olarak konut ve iş yerlerinde ısınma ve elektrik için kullanılacak. Sanayiciye hem pahalı enerji verilecek hem de kısıtlı. Avrupa'da Macaristan ve Sırbistan gibi ülkeler Rusya'dan gaz ve petrol almaya devam ediyor ama üretim altyapıları yok. En yakın ve en nitelikli üretim imkanı Türkiye'de. Geçen hafta memleket tatilinde Rize'deki sanayicilerden de dinledim. Oraya kadar ulaşmışlar. Türkiye'de fırsatların farkında. Önceki gün açıklanan orta vadeli programın başarısı için şartlar elverişli. Ancak Türkiye'nin önündeki fırsatların farkında olan başkaları da var. ABD şimdiden Rusya'ya yönelik yaptırımları delmeyin uyarılarına başladı bile. Ama Rus petrolünü taşıyan Yunan armatörlere çıt çıkaran yok. Türkiye'yi bağlayan bir Birleşmiş Milletler yaptırım kararı yok. Ama Yunanistan'ın bağlı olduğu Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı var. Buna rağmen Yunan armatörler Rus petrolünden para kazanmaya devam ediyor. Temmuz başında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Atina'yı uyarmıştı. Rus petrolünü Yunan tanker filoları taşıyor diye. Uluslararası Finans Enstitüsü baş ekonomisti Robin Brooks, Yunan armatörlerin dolaylı yollarla kendilerini gizleyerek Rus petrolünün %63'ünü taşıdığını Twitter'dan dünyaya duyurdu. Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi, Yunan tankerleri Putin'in kasasını dolduruyor başlıklı bir haber yayınladı. Yunanistan haberlere karşılık daha önce yapılmış anlaşmaları gerekçe gösterse de Yunan Katimeridi gazetesi 18 Ağustos'ta Yunan armatörlerin bu yıl başından bugüne kadar 89'u tanker, 183 yeni gemi satın aldığını yazdı. Yine dönüyoruz Türkiye yönetilir mi, idare mi edilir sorunsalına. Türkiye'yi idare etmekle yetinirseniz yerinde sayarsınız. Yunan armatörler petro rubleyi götürüyor. Türkiye'yi yönetirseniz meşru fırsatları ve avantajlı konumunuzu milli çıkarlarınız için değerlendirirsiniz. Uluslararası karar vericilerin eline bakmazsınız. Eğer siz onların eline bakarsanız onlar size değil Yunanistan'a bakar. Yeni Başbakan İngiliz ve Dışişleri Bakanı. İngiltere yeni başbakan olarak kökleri Britanya dışından gelen Maliye Bakanı Rishi Sunak'ı seçebilirdi. İçeride Brexit sonrası ekonomi iyi değildi. Covid salgını ve tedarik zincirinin bozulmasıyla daha da kötüleşti. Bazı makalelerde okumuştum. Güvenlik ve istihbarat alanında da çatışma bölgelerinden ciddi biçimde çekilmişti ve bu da içerideki sorunlarına odaklanmasına bağlanıyordu. Maliye Bakanlığı başbakan yapmak iyi bir formül gibi görünmüyordu. Ancak İngiliz siyaseti içerideki sorunların çözümünün maliye ile sınırlı olmadığını düşündü. Hem İngiliz hem dış politika deneyimi olan Liz Truss'u seçti. Bunu bir yere not ettim. Büyük devletler dışarıda kazanırsa içeride de kazanmış olur. Parayı da, güvenliği de. Özellikle imparatorluk geçmişi veya iddiası olan devletlerde durum budur. İngiltere içeriye döndüğünde kaybediyordu, kazanmaya döndü. Fransa dışarıda kaybettikçe içeride de sorunlar yaşamaya başladı. Türkiye yüzünü dışarıya döndükçe fırsatlarını da kazançlarını da artırıyor.